Çayımız da geldi. Kahvemiz geldi. Aldım kardeşim. Sizin ne vardı tam olarak? Başlamak istedim. Bizim bir arzı iş vardı. Ne vardı? Bir arzı iş vardı. Sinan Bey, çözemediğiniz konular var. Evet. Eyvallah. Hallederiz. Ofisinizde buluştuk. Şimdi biz nakliye daha çok bizim işimiz. Koy şunu. Geldi mi o para? Tamam, onu kasaya koyun. Hemen tablonun arkasında kasa var. Tamam çocuklar. Bir telefon. Bizim daha çok nakliye. Oyunculukla gitmiyor artık iş. Rol gereği de olsa hayatın içinden bir insansınız. Yani Türk insanını da özümsemişsiniz. Evet. Herkesi kolaylıkla taklit yapabiliyorsunuz yani. Öyle diyebilir miyiz? Yani yapamayacağınız bir rol var mı? Yaparım. Rol olarak yaparım. Yani çalışmam gerekiyor sadece. Çünkü ben ortaokuldan sonra falan çalışmaya başladım iş hayatında. Yani bir sürü işte çalıştım. Elektrikçide çalıştım, çiçekçide çalıştım. Tabii canım, Facebook'ta çalıştım. Yani gelen adam böyle parasını çıkartırken onun ne iş yaptığını ve parayı çıkartma efektinden yanındaki kıza artistlik mi yapıyor yoksa gerçekten yemek yemeye ihtiyacın var, hemen bunları anlıyorsun daha küçük yaşlarda. Yani çalışma hayatı çok önemli, insanları gözlemlemek değil. Birçok meslekte bulunmuş olmak size tabii ki hayat bilgisi tabii gibi bir elektrikçide çalışıyorsun. Tabii. Mutlaka yani çok katkı sağlamıştır. Yani gençken. Tabii çok önceden, orta sonda falan liseye geçerken. Çıraklık falan da. Çıraklık aynen, böyle elektrik döşüyorsun işte bir yere, böyle bir evine, adam seni karşılıyor falan. Orada insanların sana olan tavrından, onların karakteri, kaç yaşındadır, ne yapıyordur falan filan hepsini gözlemliyorsun bir şekilde. Bu da mesleğinize tabii artı da. Tabii ki yansıyor. Yansıyor. İnsan gözlemlemek çok önemli bizim işimizde. Sadece ya bu yeterli mi? Eğitim de yanında. Yetenek gerekiyor. Onun üzerine eğitim gerekiyor. Onun üzerine ama en önemli şey çalışma. Yani bir yerden sonra ben oldum nasıl olsa dediğin anda kaybettiğin bir alan burası. Ben oldum dersen olmuyor. Memur gibi böyle sete giden gelen insanlar var. Onlar gibi olmamak gerekiyor yani. Aynı heyecanı yakalaman gerekiyor. Bir rol karakter geldiği zaman ne gibi ön çalışmalar yaparsınız? Mesela o karakter, oyuncağınız karakterle ilgili işte atıyorum mekanlara gider misiniz ya da ön çalışma neler yaparsınız mesela? Abi şöyle bir şey oluyor. Derler mesela, otobüse de binerim, tramvaya da binerim, işte o karakter nerede yaşamış. Hem onu yapabilirsin. Gezerim. Şimdi elinde şu telefon var mesela. Bu akıllı telefonda senin çalışabileceğin çok fazla malzeme var. Mesela bir meslek grubuyla ilgili burada bulabileceğin bir sürü şey var senin. Özellik var. Adamlar ayrıntılı olarak anlatmışlar. Bu telefonun nasıl kullandığınla ilgili o. Sana analiz videoları yapıyor mesela. O insanı analiz edebiliyorsun. Oraya gitmeden de o insanla ilgili çalışabileceğin dokümanlar var burada. Adam işte atıyorum doktor. Ondan sonra o doktorsa onun alanı nedir? Dahiliye. Dahiliye ise işte bu adam kaç saatini hastanede geçiriyor falan filan gibi bir sürü arketipleri mesela buradan bulabiliyorsun, çıkartabiliyorsun. Ama tabii ki gidip yerinde gözlemlemek en doğrusu. Ben öyle bir şeyin daha doğru olacağını düşünüyorum. Mesela bir şeyle ilgili dans edeceksen gideceksin, onun eğitimini alacaksın. Dans eğitimi alacaksın. Ama ben dans ederim, öyle olmuyor o işler. Sağlam çalışma istiyor. Çalışacaksın yani. Mesela biz yeni işte bu Güldürme Beni de bir tane koreografi yaptıran bir adam var. Manken koreografisti bu. Bunun için ben manken arkadaşlardan bunlarla ilgili klişelerini öğrendim. Ne yapıyor? İşte o crosslar, dönüşler. Mesela bunlar neden sinirleniyor? Sinirlendikleri anlar. Anlatabildim mi? Bunların hepsi. Mesela sektöre yeni başlayan no name insanların para almadığını ilk 2-3 defilede, ama işte sektörde çalışan insanların ne kadar para aldığına dair bir sürü şeyi öğrendim ayrıntı olarak. Bunu sadece yapacağım 5 dakikalık performans için öğrendim. Şaşırdınız hiç bir oldu mu böyle bir çalıştığınız bir rol üzerine? Yok ya bu kadar da olur falan. Ne enteresanmış. Zor bir şey oldu mu? Oldu. Traktör kullanmak mesela çok kolay bir şeymiş gibi geliyordu. Ama arkasında römorklu traktör kullandım bir filmde. Bunu da bir köylü, bir Ege'li köylü abi öğretti bana. Gerçekten. Sağ olsun. Zormuş değil mi? Ben de duymuştum. Abi römorklu kullanmak çok zor. Virajı ona göre alıyorsun. Hep araba kullanıyoruz ya biz şimdi, küçük araçlar falan. Römorklu traktör kullanmak çok zor. Çünkü atlatırsan eğer römork çıkıyor. Tamam mı? Orası da tarla gibi bir yer. Şimdi Demet abla var, Zafer abi var. Neydi? Görevimiz Tatil filmi. Ha, Görevimiz Tatil filminde ben köy muhtarını oynamıştım. Orada bir de set de seni bekliyor. Hata yapmaman gerekiyor. O yüzden ben hep setin olmadım. Yani o sahne gelene kadar ki boşluklarımda hep çalıştım. Çalışmak önemli bir şey. Buradan onu söylerim. Bu aralar siz neler yapıyorsunuz sanıyorum? Güldürüm. Bayağı gündeminiz yoğun yani, yok. Evet. Çalışma. Vallahi şu ara öyle
güzel gidiyor, her şey yolunda gidiyor. Hı-hı. Güldürme Beni işi var, sevdiğimiz bir iş. Değişik bir format. Evin içerisinde böyle çok beraber olmaktan keyif aldım. Komedyen arkadaşlarımla bir iş gerçekleştiriyoruz. Demet Akbağ da bize talimat veriyor. Daha ne isterim ki yani bununla ilgili. Çok keyifli gidiyor şu anda. O iş devam edecek büyük ihtimalle. Bir de onun haricinde işte YouTube'la ilgili devam eden bir işimiz var zaten. Minibüs diye bir programımız var. O çok keyifli gidiyor. 8 bölüm çektik onu. Bir sezon arası verdik. Ağustos'ta tekrar başlayacağız ama Kopart TV kanalımıza yeni bir içeriye başlama arifesindeyiz. Yani kafa onunla yoğun bir yandan. Ona dair çalışıyoruz. Minibüs nasıl gidiyor peki soralım? Minibüs güzel gidiyor. 8 bölüm çektik işte dediğim gibi. Yeniden başlayacağız Ağustos sonunda. Güzel. Minibüs'ten bahsedelim biraz. En son Murat Dalkılıç konuk olmuştu yani. En son şey konuk oldu. Açelya Topaloğlu konuk oldu. Onun öncesinde Aşkım Kapışmak konuk oldu. Ümit Erdem'le çektik. Onur Budu'yla çektik. Murat Dalkılıç'la çektik. Çok keyifli bölümler oldu. Normalde traktörden daha mı kullanıyorsun? ben kullanmıyorum. O yüzden benim adıma sıkıntı. Ben kullanmıyorum. Ben sadece biz arka taraftaki koltukta oturuyoruz ve sohbet ediyoruz yolcu gibi. Minibüsün kapısı açılıyor pıs diye içeriye konuk giriyor. Onunla sohbet ediyoruz. Yarım saatlik çok keyifli bir sohbet. Minibüs hikayeleri, yol hikayeleri, yolculuk hikayeleri. Orada bir de üniversiteleri ağırlamaya başladık minibüsün içerisinde. Onların soruları oluyor interaktif olarak. Böyle şeyler soracağım da hani böyle el kaldırıp müşteri gibi binmek isteyen gerçek sanatlı oluyor mu? Tabii ki. Oldu. Binmeye çalıştı birisi gerçekten. Ondan sonra şey, aa yok dedi. İndi ondan sonra seni neyi öpürüyor. Aa yok. Sanki böyle bir şey varmış gibi. Murat Dalkılıç içeride şarkı söylüyor. Yanımızdan böyle tırlar falan geçip klakson yapıyorlar bize. Murat Dalkılıç şarkı söylüyor giden minibüsün içinde. Sanki belediyenin hizmetiymiş gibi. Çok güzel değil mi bu hatta Murat Dalkılıç? Öbür tarafta yalın falan. Minibüsçülerden iyi tepkiler aldınız mı? Aldım. Aldım. Güzel bizim, güzel. Sizin iyi yönünüzü mü gösteriyorsunuz? Yani çok hani... Biz daha onların arkasında böyle minibüs hikayesi konuşuyoruz. Şey dedi adam, bu çok bilinen bir yer değil dedi mesela bir tanesi. Siz dedi biraz daha bunlar üzerine insanları konuşturmuş olmanız güzel. Çünkü ünlülerin farklı bir yönünü gösteriyorsun. Ünlü adam bir yerden sonra çekindiği için belki bilmiyorum minibüse binmekten vazgeçiyor ya. O adamı minibüse oturtuyorsun yani uzun zamandan sonra. Size ne söylüyorlar özellikle hani toplu taşımaya binen ünlüler olduğunu biliyoruz ama tabii kullanmayanlar da var. Evet. Size çekincelerini hani ne anlatıyor? Özellikle abi çünkü çekincesi şu, olabilir. Çekincesi şu oluyor. Yani birisinin seni tanıyıp böyle selam vermesi falan izliyoruz falan demesi değil. Yani şöyle bir şey oluyor. Bu şey değil mi ya falan deyip hani böyle bir üstüne gitme durumu var ya. Yanındakileri de örgütleyip hani yanındakileri bak o. Bak o deyip de bunların hepsinin senin bir metre ötende olduğunu düşün. Çok utanç verici. Hani kendisi seninle konuşsa yok ama senin bir metre ötende bunun dedikodusu yapılıyor ya. O geriyor insanlara aslında. Ama alışınca rahatlıyor insanlar. Bir de pandemi güzel bir geçiş dönemi yarattı bize. Maskeyi, gözlüğü taktık hepimiz. Bindik toplu taşımaya yani. O anlamda güzel oldu. Öyle bir durum çıkınca ne yapıyorsun? İniyorsunuz tabii. Ya benim bir kere başıma geldi. Sonra... Bak söylüyorum ben otobüste gidiyorum. Otobüse bindim. Selena var o dönem. Popülerim tamam mı? Hmm. Beni bir tane amca gördü şey dedi. Ya dedi benim dedi çocuk oğlan dedi çok seviyor seni dedi. Ama yüksek sesle konuşuyor. Bir de daha destekliği yapar mısın dedi. Ben de ya falan mırın kırın yapayım dedim. Ondan sonra Selena senden nefret ediyorum dedim. Bak bu çünkü kısık sesle yapamazsın bunu. Ondan sonra bir otobüsün içindekilerin hepsi döndü bana baktı. Rezil oldum. Ondan sonra şeyler başladı. Bu o değil mi? O değil mi ya? O değil mi? O değil mi? Evet evet o. Aa o değil mi? Bak görsün. Aa evet falan diye. Sonra indim tabii sonra. Yolculuk tekrar. Bitti. Yolculuk bitti benim için. Bak bunlardan işte insanlar rahatsız oluyor. Artık metro metrobüs falan kullanmıyorsun anladığım kadarıyla. Kullanıyorum. Kullanıyorum tabii. O dönem öyle bir şey oldu ama artık kullanılıyor ve insanlar da alıştı bence buna ya. İnsanlar yani şey var bir arkadaşım anlatmıştı. Minibüse biniyor. Buradan adam onu izliyor. Ve yanında. Ondan sonra o da yanında ve onun izlediği şeye bakıyor. Adam ona bakıp böyle yapıyor. Yapıyor böyle. Çeviriyor. Yani benim telefonuma niye bakıyorsun diyor. Telefonda onu izliyor ama. Çok güzel. Çok güzel. Ha, çok. Şeye geleceğim. Hades'e geleceğim yani. Bu her röportajda ya, geleceğim. Ya gelsin çok önemli tabii. Yani bir komedi dizisinde kötü bir karakteri en sevilen diyebilir miyiz yani? Evet.
Ona nasıl çalıştınız mesela? Ona nasıl oldu? Geçmişe ya Gani abi çok sağ olsun. Yani bana o rolü teslim etti. Ve şöyle bir şey yaptı onu teslim ederken. Bunu dedi sevebileceğim bir hale getir dedi bana. Yani doğaçlama bir alan bıraktı. Bir boşluk senaryonun içerisinde. Senaryo sana yardımcı oluyor. Sen üzerine eğlenebileceğin kısımlar ekliyorsun. Ona müsaade etmişti mesela. Ben de o alanı güzel kullandığımı düşünüyorum. Peki yani. Hades, yani o dizi bittikten sonra Hades'ten dedik ya çok sevilen, beğenilen bir karakter evet. Yarattınız. Hani bunu daha geliştirmesi hiç aklınızın köşesinde var mıydı? Geliştireyim belki hani bir sinema filmi olur, bir şey olur. O benim yere... ama benim yapımcı olduğum bir yerde. Benim o olabilir miydi ya da hani olsun ister miydiniz? Öyle bir şey gelmedi bana ya, bilmiyorum. Hades'in bir patenti mi var size ait olmayan? Bana ait değil tabii yapamaz ki. Yapamaz mısınız yani? Yok yapamam. Benim değil çünkü o yani. O süreç filmin yaptığı marka hakkının artık kimde olduğunu bilmiyorum tabii. Onlar belki ATV'ye sattılar onu bilemem. Ama yaratıcısı ben yani ben onu bir dizi için yaptığımdan dolayı yapamam onun gibi bir şey. Evet çıkmaz yani. Ama yani mesela anlaşsanız tekrar o sahibi olan firmayı. Tabii ki. Nasıl bir filmi mi olur? Ya, bence filmi olabilir. Neden olmasın ki? Çünkü seviyor insanlar ve izlerler yani. Yani oyuncak bebekleri bile yapılabilirdi. Ya da hani o dönem yani yapımcı konuşuldu ama vazgeçildi sonra yapılmalı. Evet evet. Ama şu an yapılsa tekrardan seyredilir. O kadar yani bence çünkü hala izleniyor. Çok fazla izleniyor. Hades rolü sizin diğer rollerinizin önüne geçiyor mu? Hissediyor musunuz hissettiniz? Ya yok. Farkı her şeyin, her yaptığın ürünün alıcısı başka. Yani Türk malındaki Yarcan'ı çok seven insanlar var. İlk buluşmayı çok seven insanlar var. İşte yaptığım program. Elinoğlu'nu çok seven insanlar var mesela. Kertenkele'yi sevenler var. Değişiyor yani kitlem benim. Ama Selena kitlesi işte çocuklarından dolayı izlemek zorunda kalan büyükler de biliyor ya. O yüzden bütün aileyi kuşatıyoruz. Ondan dolayı. Maç seyredemediği için tabii ki bizi küfürle anan insanlar da oluyor. Pazar günü. Ya bunu seyrediyorum. Onlar da var. Sinan Çalışkanoğlu deyince aklımıza işte hep komik adam, komik roller geliyor. Hani evet. Bu kalıbın dışına çıkmayı düşünür müydünüz? Ben düşünürüm ama sektör düşünür mü olabilir. Ya ben düşünürüm tabii ki düşünürüm. Mesela çok değil eğlenceli, bizde daha gelinememiş bir şey. Çok eğlenceli bir mesela katil, çok eğlenceli ne bileyim ceset parçalayabilen bir adam falan bunlar olabilir mesela. Değil mi? Çünkü yurt dışında var bunun örnekleri ama bizde hep şey yani. Yani o... Kötü oynuyorsan kötüsündür, işte dram oynuyorsan dramatiksindir, komedi oynuyorsan komiksindir gibi bir algı yani var. Komik adam şeyi üzerinize yapıştı diyebiliriz değil mi algısı? Ben rahatsız değilim bundan. Ben ömrü hayatım boyunca komedi oynayabilirim ama başka şeylerde oynama durumu olur tabii ki. Neden buradan olmasın? Yapımcılara. Ama yapar mı onlar bilmiyorum. Yani yapımcılara buradan bir şey neden olmasın çocuklar? Bakın sizlere fikir de verdim. Yani. Gülerek, eğlenerek insan hani adam öldürebilir çok rahat öyle değil mi? İşte kusura bakma. Çünkü yurt dışında örnekleri var. Evet, ofiste çocuğunuz konulan bir kimler gelecek bu? Burası şu anda çok acayip bir yer değil mi yalnız ya? Şurada böyle bir ekip tutmuşum kendime sanki. Röportaj yapıyorum. Ve arkada da izleyen insan. Çocuklar çok güzel burası. Terası biraz pahalı. Manzara da güzel. Manzara da güzel evet. İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz şu anda. Kendim dekor ettim orayı. Bütün iş dünyası işte herkes burada buluşuruz yani. Son olarak önümüzdeki projeler nedir acaba? Önümüzdeki projeler iki tane film projesi var. Onlarla işte anlaştık ama ne zaman başlayacaklar? Ağustos sonu, Eylül başı gibi işte biraz atıyor zamanları. Menajerim de burada kendisi işte. Konuşuyoruz ama onun haricinde işte bir takım okuduğumuz dizi senaryoları var. Şu anda önümüzde olan Güldürme Beni devam ediyor. Bir de işte ben YouTube'a bir şey yapacağım. Yani Sinan Bey şimdi biz de burada gazeteciyiz aslında konuşurken böyle bir şeyler söylediniz de hani ben ne bileyim sormuyorum yani. Mesela bir belli tiyolar aldık oradan ama açmadığımız şeyler evet, var mesela. Evet var ama şey. Mesela memur gibi sete gidenler bir söz ettiniz ona... Açmadık isim çünkü... isim vermem ama şey var, şu var, ben o yönümüzü sevmiyorum. Yani bir set işçisi gelip bir yere ışık yakıyor ve o kameraman, kamera grubundaki arkadaşlarımız saatlerce mekan için prova yapıyorken sen çalışmadan sete gidemezsin arkadaş. Çalışın yani, gerçekten çalışın. Kimse sizi çekmek zorunda değil yani. Böyle insanlara her zaman tepki göstermişimdir. Çalışmadan sete giden insanlara.
emekçi arkadaşlarımız da mesela bu konularda anlaşılamıyor. Adamlar gerçekten çok çalışıyorlar. En azından onların çeyreği kadar şu senaryoyu ezberleyip gidin ya. En azından. Hiçbir şey yapmıyorsan biraz ezberle git yani. O günkü sahnene bak en azından yani. Bunların içinde başroller de var mı yani? Herkes var. Başrol, son rol. İsim vermem. Sektörde böyle insanlar var. Ben de çalıştım. Hatta bir kısım ustalar, üstadlar da beni şaşırtmıştır. Hiç beklemediğim şeyler gördüm çünkü. Hiç düşünmediğim insanlar. Gençlerde çok fazla var ama onlar biraz daha hızlı hareket edebiliyorlar. Ego mu sadece bu olay? Ya ben oldumculuk bu. Başka bir şey değil. Hı. Ben oldum nasılsa. Ama oldum da sen işinin gerektirdiğini yapmıyorsun. Yani şey gibi düşün. Gelmişsin kapının önüne, beni alacaksın ama arabanda benzin yok yani. Gibi düşün. Şu an mesela büyük dizilerde oynayıp da hani ileride mesela 3-5 sene sonra oyuncu olmaya devam edemeyecek insanlar da izliyoruz gibi. Ya öyle tahammül etmek zorunda kaldılar. Yapımcı şirketleri yaptı bunu bence. Yani bir yerde birisi böyle bir şey yapıyorsa, bir setin içerisinde birisi böyle bir hükümranlık kurduysa kendine, burada sorumlu olan yapım şirketidir. Ona o izni veren insandır yani bence. Yani senin bir kameradan, bir ışıktan bir farkın yok oyuncu olarak. Siz yıllarını oyunculara vermiş bir isim olarak, iyi bir isim olarak değerlendirirseniz son dönemdeki genç oyuncuları nasıl izliyorsunuz? Nasıl gözlemliyorsunuz? Vallahi hepsi size çalışıyor. Çok çalışkan çocuklar var. Eleştiren gerçekten de çok. Çünkü mesela biz görüyoruz kendileri, yani sizin dünyanızdan eleştirenler de oluyor. İşte iki diziyle parlayıp şöhret olduktan sonra işte sokakta ya da başka yerde kasım kasım yürüyen insanlar da var. Geçer ya. Yani onların hepsi hepimizin yaşadığı süreçler. Ne söylemek istersiniz? Bir şey söylemek istemiyorum. Ben çok çalıştıklarını düşünüyorum gençlerin. Gerçekten. Çalışmamış olan insan var ama her meslekte var. İnsan bankada çalışarak da artist olabilir. Çok önemli değil. Hani biraz böyle para kazandığı zaman şey gibi düşünen, ben oldum diyen her meslek grubunda insan var. Sizin kendi mesleğinizde de vardır eminim. Gerçekten var. 2-3 tane daha iyi röportaj getirdi falan diye böyle havaya giren, benim röportajım falan diye dolaşan arkadaşlarınız yok mu? Var sektörden. Konuşalım mı? Var canım. Konuşalım mı? Yapma abi işte aynısı. Ha? Yok mu o çocuk? Rıza vardı. Yok mu abi kamera, ben böyle tutarım, böyle tutarım. Düşürdü sonra kamerayı falan. Konuşalım mı? Size çevirdim şu anda. Ama basamakları çok hızlı çıkanlar da var. Bizde de var yani. Var abi, bir anda düşersin. Ama her şöylesi bir şey var. Şunu düşünmek gerekiyor. Yani ben şu anda gençlere tavsiye verecek son insanım belki. Yani genç insanlarda böyle egosu da yükselmiş adamları böyle hemen çöpe atmaya çok müsait bir yapımız var ya bizim. Hemen ezelim, öldürelim falan. Bir de başarı çekemez hale geldik toplum olarak. Güzel, başarılı bir, güzel bir şey yapmış olana, adamı sanki o adam bütün 80 milyonun hakkını yiyormuş gibi davranıyoruz ya. Yani benim olacak da o dizi diyor sanki oturan adam. Onu linçliyor ya böyle Instagram'dan falan. Tamam, o çocuk bir şey yapıyor. Evet, yanlış yapıyor da şimdi onu yanlışından nasıl döndüreceğiz? Ne yapacağız yani? Bizim bir sorumluluğumuz yok mu bunda? Ben mesela setin içerisinde böyle bir adam görsem onunla mesela çalışmayı tercih ederim. Sahnem olsa mesela onunla çalışırım. Çocuk benden çalışmanın ne demek olduğunu öğrensin diye yaparım ama bunu. Ondan sonra bir şey yaptığında kızabilme hakkına sahibimdir. Çünkü ben kendi sorumluluğumu yerine getirdim mi ki onunla ilgili onu eleştiriyorum. Bir de setlerde çalışmayıp beklediğin zaman çok fazla dedikodu ürüyor ya. Çok fazla dedikodu ürüyen yerler. O yüzden çalışacaksın abi. Çalışılan yerde güzel olur her şey yani. Diyebilirim. Diye toparlayayım. Herkese mutlu olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bence çok güzel şeyler konuştuk gibi değil mi? Evet. Kapatıyorum. O zaman kapatalım.